Artık TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 8 Şubat 2022 Salı 1203. gün başlıyorla karşınızdayız. Gazetelerle programımıza başlayalım. İlk sırada Yeni Yaşam gazetesi var ve Yeni Yaşam'ın sür manşetinde insan hakları alanında Akın bir daldan sonra en çok adı telaffuz edilen kişi Eren Keskin var. PKK lideri Öcalan'ın ilk avukatlarından Eren Keskin 23 yıl öncesini anlattı. Öcalan'ın avukatlığı Kürtlerin avukatlığıdır dedi. 15 Şubat 1999'da büyük protestolara neden olan komplonun ardından ölüm tehditleri ve linç girişimlerine rağmen Öcalan'ın avukatlığını üstlenen avukatlardan Eren Keskin komplo günlerinde hukukçuların yaşadıkları zorlukları anlattı. Keskin, Öcalan'ın avukatı olmanın Kürt halkının avukatlığını yapmak olduğunu belirterek en doğrusunu yaptım dedi. Öldürmek için evimizin önünde bekliyorlardı. Evime boydan boya Türk bayrakları asıldı diyen Keskin, sokaklarda yürürken saldırıyorlardı. Polisler avukatları toplu olarak Ankara'ya araçlarından indirip dövdüler. Sokağa adımımızı atarken bugün öldürüleceğiz diye çıkıyorduk ama hiçbir zaman bir pişmanlık duymadım demiş Eren Keskin bugünkü röportajında. Yeni Yaşam'ın manşetinde ise kanımızı emdiniz yeter başlığı var. Ekonomik krizin bedelini ödemek istemeyen Kürtler bölge kentlerinde ayağa kalkıyor. Fahiş fiyatlar, enflasyon, işsizlik, bölge kentlerinde de faturalarda karşı başlatılan eylemler eklendi. Ağrı Doğu ve Zit Urfa ilçeleriyle Hakkari Yüksekova'da yapılan eylemlerin ardından önceki gün Diyarbakır ve Mardin ilçelerinde eyleme katıldı. Sokaklara çıkan binler soygun var diye bağırdılar. Şimdi bununla ilgili olarak sevgili izleyiciler, işte Kürt illerinde Kürtler protesto için çıkıyorlar. Bunlar hayat pahalılığı için falan değil, bunlar ülkeyi bölmek için sokağa çıkıyorlar diye yayın yapamazlar, propaganda yapamazlar ve o devletin etkileri ve yetkilileri de bu konuda suçlayıcı demeçler veremezler. Hele ki versinler. O zaman bütün Türkiye Kürdistan oldu demektir. Çünkü Türkiye'nin her yerinde bu protestolar yapılıyor ve elektrik faturalarından hayatı sağ yana kaymayan kimse kalmamış durumda. Ticarethaneler faturaları asıyorlar camlarına. 46 bin lira dün göstermiştik Balkan lokantası. 46 bin lira, 48 bin lira, 50 bin lira, 30 bin lira gibi sadece öğlen yemeği servisi, yemek servisi yapan lokantaların faturaları bunlar. Düşünün diğerlerinde aydınlatmaları olan işte tekstil alanında, tekstil konfeksiyon alanında satış yapanlar bir de spot lambalarıyla aydınlatmak zorundalar dükkanlarını. Kim bilir onlara gelen faturalar ne kadardır? Ve çok güzel başlık, kanımızı emdiniz yeter. Devam edelim. Halk Öcalan'ı duymak istiyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan'la ilgili spekülasyonlara cevap veren HDP parti sözcüsü Ebru Günay, tecidin müsebbibinden adada neler olup bittiğine dair, Öcalan'ın görüşlerine dair bir şey öğrenmek istemiyoruz. Türkiye kamuoyu doğrudan Sayın Öcalan'dan duymak istiyor dedi. Erdoğan, evet, dedikodu faslından açıklamalar yapıyor. Soruları sordurduğu zaman da kendine, bu konuda sağlam bilgileriniz var mı efendim diye sorduğunda olmasa konuşmam dedi. Bu kadar. Olmasa konuş. Ne dedi Öcalan? Yok. Onunla ilgili eğer yüreğin yetiyorsa diyor, aç İmralı'nın yollarını, kapılarını değil yollarını aç, avukatları ve ailesi gidip görüşsün ve Öcalan'ın hem sağlığıyla ilgili hem de Türkiye gündemine ilişkin olarak neler söylediği, neler düşündüğünü herkes birinci ağızdan duysun. Evet, dün de biz burada epeyce uzun bir yayınla Birsen Kars'ı andık. Birsen Kars yaşamını yitirdi. 19 Aralık katliamında ağır yanıklar ve yaralarla kurtulan Birsen Kars, kanser tedavisi gördü. Almanya'da yaşamını yitirdi. Katliamda
Biz altı kadındık, diri diri yaktılar bizi diyerek ambulansa bindirilen ve katliamdan ağır yaralı olarak kurtulan Kars, kullanılan kimyasallar ve ağır işkencelerden dolayı kansere yakalanmıştı. Dün de biz bu konuyu böylesi cezaevi operasyonları mağdurlarından biriyle kimdi söyleyin çocuklar dünkü konuğumuz. Evet şurada durun. Neyse evet devam edelim. UNICEF'ten çözüm çağrısı, Sina cezaevini ziyaret eden heyet güvenliğe dikkat çekti. Veli Saçılık. Çok özür diliyorum Veli'den. Unutulacak bir isim değil ama anında böyle insanın aklına gelmiyor. Dün Veli Saçılık, Birsen Kars'ın hayatını kaybettiği operasyonlardan birinde o da kolunu kaybetmişti. Şu anda HDP Merkez Komite üyesi ve siyaset yapıyor ve bununla ilgili son derece detaylar hem kendisiyle hem de cezaevleriyle ve cezaevlerinin bugünle ilişkin olarak da çok detaylı bilgiler paylaştı bizle. Onlar diz çökmedi, biz de çökmeyiz. Cizre'de sokağa çıkma yasakları sırasında Bodrum katlarında katledilen 177 kişi için HDP Cizre İl Örgütü tarafından düzenlenen anmada katliamda hayatını kaybeden Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç'un sözleri tekrar edildi. Saygı duruşunda yapılan anmada nasıl o insanlar ne olursa olsun diz çökmeyiz dediyse biz de onlara söz veriyoruz. Ne olursa olsun asla diz çökmeyeceğiz. Geri gönderme işkencesine ve işkence ve ölüm demektir. İzmir'de Halkların Köprüsü Derneği çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum örgütü ve siyasi partiler Yunanistan'ın mültecilere yönelik politikalarını protesto etti diyor. Ve Doktor Hayri Azargöl, sanat düşmanlığı soykırımcılıktır. Her işte hayır vardır derler. AKP, MHP, faşist iktidarı bu tür uygulamalarıyla Türk devlet gerçeğini görmeyen hatta AKP'yi or veya Kürtlerini de bilinçlendirmiş oluyor. Bu yasaklama Kürtlerin AKP'yi tanımasını sağladı. Sanat düşmanlığı. Evet. Yeni söyledim zaten ben de. Dünkü konuğumuz dedim. Oradan bir şey bekliyorum. Sufle bekliyorum. Dünkü konuğumuz kimdi diye. Evet, Veli Saçılık. Ben de hatırladım ama şimdi diyorlar ki bana hocam dünkü konuk Veli Saçılık'tı. Evet, ben de Veli hem telefonu bende var hem de çok yakından tanıyorum. Ama ilk anda böyle aklına gelmiyor. Bazen takılıyoruz böyle. Evrensel'le devam edelim. Sağlıkçıya ödül yerine ceza verildi. Pandemide halk sağlığı için risk altında çalışan sağlık emekçileri döner sermayeden yapılan ek ödemeleri COVID oldukları için hastane yönetimi tarafından kesildi. COVID olduğumuz için cezalandırıyoruz. Halbuki bunlar meslek hastalığı olarak hala kabul edilmedi. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği COVID'e yakalanan sağlık emekçilerinin ek döner ücretlerini raporlarda ve yönetmeliğe rağmen kesiyor. COVID servisinde çalışan hemşire aralıklarla COVID olduğu için ek döner ücreti, döner sermaye demek herhalde, ek döner ücretini yatırılmadığını belirterek bu durumda birçok arkadaşımız var dedi. İkinci başlığı ise, ikinci manşeti ise bir kazanım da liman işçilerinden diyor. Esnaf ve kuryeler çorap işçilerinden sonra bir kazanım haberi de Hopa'daki liman işçilerinden geldi. Asgari ücret zammı dışında bir zam alamayan, fazla mesaileri kesilen, ikramiyeleri kaldırılan liman işçileri iş durdurarak taleplerini kabul ettirdi. Evet, işçiler nasıl mücadele edileceğini biliyorlar. Karınca lojistik işçisi de eylemde. Şırnak'ta Koçerlerin suyunu kestiler.
DEDAŞ elektriği kesmesi üzerine Şırnak'ta 10 gündür suları akmayan Koçerlerin 16 bin koyunun susuzluktan kırılmak üzere. Koçerlerden Hatice Aslan, eşeklerle su taşıyoruz, su yok, sefalet içindeyiz. Koyunlar otluyor ama su ihtiyaçlarını gideremiyorlar. İnanılmaz zorluklar, pompayla ve çadırlarda yaşıyorlar. Tulluk bir an önce tahliye edilmeli. Evet. Kadın ve çocuk davalarına bakan avukatlar, hastane raporuna rağmen tahliye edilmeyen hasta tutuklu Aysel Tulluk'un kadın mücadelesinde önemli yer olduğunu, ısrarla cezaevinde tutulduğunu belirterek bir an önce serbest bırakılmasını istediler. Birinci sayfasını bitirdik. Yeni Şafak, şöyle dur. Yeni Çay'la devam edelim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Cumhurbaşkanlığı'na çağrı, gazetelerimiz kapanmasın. Evet. Tamam, kalsın. Bir günle devam edelim diyor arkadaşlar. Ben de hay hay diyorum. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Felaket yaratan şirket zihniyeti. Isparta'daki skandal, AKP ile doğrudan çıkar özelleştirmesinin ülkeyi nasıl felakete sürüklediğinin net göstergesi. Kamu varlıklarını yok pahasına satılırken şirketler denetlenemiyor. Sonuç, kapanan yollar, tıkanan tüneller, kesilen elektrikler. Erdoğan demişti ya, ben Türkiye'yi şirket gibi yöneteceğim diye. Dün de Veli Saçılık böyle tekrar etmişti bu sözlerini. Ben de şirketin CEO'su gibi olacağım. Bütün primleri de merkeze alacağım. Bütçesi her yıl, Cumhurbaşkanlığı bütçesi biliyorsunuz yaz aylarında bitiyor ve bir önceki yarının iki katı kadar daha ekleme talep ediliyor ve bunlar da veriliyor. Meclisten geçiyor yani bunlar. Zaten meclisten geçmese de kendi kendine karar yazıp bunları uygulayabiliyor. Ben devam edeyim gazeteyle. Gazetede rengarenk, bu sefer hastalıkla ilgili değil bu harita. Kim nereyi parselledi var. Trakya'nın 3 şehrini İçtaş iç etmiş. İstanbul'un batı yakası Cengiz Limak Koli'ne, doğu yakası Sabancı'ya, bu enerji şirketleri. Sakarya Ak Enerji'ye. Ve bu yeşille görülen bölge, bakın orada görüyorsunuz Türkiye'nin ortasından maviye şeye kadar gidiyor. Konya'yı kapsayacak, Konya'lı sınırına kadar geliyor. Ankara merkezli, işte Ankara, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Zonguldak, Sabancı'nın, Enerjisa'nın bunlar da laik şirketler biliyorsunuz. Alarko'yla Cengiz ortağınmış. Konya ve çok güzel bir haber yapmışlar. Ege bölgesi parselleyen şirketler Zorlu, Bereket Enerji, yine orada Bereket Enerji ve kuzeyde de Cengiz Limak Kolin var. Orada Çanakkale Köprüsü yapıyorlar. Çalık Holding, Türkiye'nin doğusuna geçiyoruz. Çalık Holding, Limak Kolin, Cengiz, Aksa Enerji, Çalık Kiler ve Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkerler, Eksim, Aksa Elektrik, Kiptaş Holding. Güney'e geçtik Akdeniz'e. Güney'de Sabancı, Kayseri Belediyesi de kendini işletiyormuş. Bu fena değil, iyi bir şey. Bu ilkokul kitaplarında vardı. 1918 sonrasında Türkiye'nin işgal edilen bölgelerini hangi devletler nereyi işgal etti yerinde, şimdi de hangi şirketler ülkenin neresini işgal etmişler, kapatmışlar, bu harita onu gösteriyor.
Devam ediyorum. Teşvik yağmaları, teşvik edilecekler. İktidar dört koldan elektrik şirketlerini beslemeye devam ediyor. Isparta'yı dört gün karanlıkta bırakan şirketler bu yılda teşvik adı altında hazineden milyonlarca lira alacaklar. 75 santralinin ürettiği elektrik yine dolar bazında satın alınacak. Bizim vergilerimiz dolara kurban oluyor, gidiyor. Bizden sonrakiler elektrik mi yiyecek? Aydın'ın Kirazlı Köyü'nde Kuşadası Enerji Santralı'nda kaynak için kurulmak istenen Güneş Enerji Santralı GES girişimine tepkiler sürüyor. Meyve bahçelerini yok edeceği düşünülen projenin chat toplantısına da geçit verilmedi. Kuryelerin gizli gücü. İşçi eylemlerini değerlendiren doçent doktor Ekrem Yörük, kuryeye sen esnafsın, 16 saat çalışma özgürlüğün var dediler ama onların gücünü fark etmediler. İnsanlar metanın peşinden gitmiyor. Metalar dolaşıyor, kuryeler onları taşıyor. Bu anlamda güçlüler dedi Semra Kardeşoğlu'nun haberi bugün. Cep yakan faturaların karşılığı bu mu olmalı? Bu da 72 saattir elektriksiz kalan Isparta'ya ilişkin haber. Kısa haberleri de buradan okuyalım. Türkiye için riskli kararı, Covid-19 vakalarındaki artış sürüyor. Son vaka sayısı 96 bini aştı. 100 binin altına indi diye bayram yapabilirler onlar. Yaşamını yitirenlerin sayısı 236 oldu. Hollanda Türkiye'ye dahil 12 ülkeyi Covid-19 nedeniyle yüksek riskli bölge ilan etti. Seyahat kurallarını sıkılaştırdı. Türkiye'den Hollanda'ya gidecekleri seyahat öncesi test ve eğer güçlendirici aşı olmamışlarsa karantina zorunluluğu getirdi. Kiev krizi mesaisi yapılıyor. ABD, Almanya, Rusya, Fransa, Ukrayna krizi nedeniyle yoğun bir diplomasi trafiği uyguluyorlarmış. Üsküdar'da doğalgaz patlaması yaşanmış, haberin iç sayfalarda. Hastaneye gitmeyin, hekimler ve sağlık emekçileri sağlık hizmetlerinin piyasalaşmasına, emeğin değersizleşmesine, iş barışını bozma girişimlerine karşı bugün greve çıkacak. Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası görevdeyiz kampanyası kapsamında iş bırakma eylemi öncesinde halka acil çağrı yaptı. Acil dışında bugün hastaneye gelmeyin, bizimle birlikte yan yana olun dediler. Evet, Cezayir'ine ihale ödülü, AKP'den skandal yaratan restorasyonlara imza atan şirketlere ödül. Fatih'teki tarihi Mevlevihane Camii'ni tahrip eden AKP'li Uludağ şirketi kamudan 110 milyon liralık daha ihale aldı. Galata Kulesi'ni Hilti ile giren Uludağ'ın eş firması ise 31 milyon 415 bin liralık 10 ihaleyi kaptı restorasyon konusunda. Evet, Türkiye, bu harita çok güzel bir harita sevgili izleyiciler, şu harita. Evet, Türkiye bu şirketlerin işgali altında ve bu şirketlerin de merkezinde AKP var. İşgal kuvvetleri komutanı. Aynen böyle. Sözcü ile devam ediyorum. Sözcü'nün manşeti yine elektrik. Elektrik isteyen Ispantalı vatandaşa alça iş dediler. İnanılmaz. Bakan Dönmez çay doldurup dağıttı. Ustasından öğrenmiş. Kar yüzünden elektrik kesildiği için 4 gün karanlıkta ve soğukta kalan bir vatandaş bakanlık yetkililerine isyan etti. Yetkili çayla ılıtmaya çalıştı. Isparta'da geçen perşembe, hikayeyi biliyoruz, geçelim. Enerji Bakanı Fatih Dönmez kente ancak 4 gün sonra geldi. Bakanın temasları sırasında bir kişi yetkilileri benim elektriğimi verin arkadaş diye bağırdı. Bakanlık yetkilisi yaşlı adama alça iç diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ancak vatandaş ne yapayım ben bu çayı? 15 Temmuz'da Ankara'da kurşun yedim ben. Elektriğimi verin dedi. Evet, isyan her yerde. Bu açık. Enerji Bakanı
Hakkınızı helal edin. Birkaç gün enerjisiz kaldınız. Bittiği zaman iktidar şöyle diyecekler. Türkiye'yi bir hayli yedik. Helalleşelim. Hakkınızı helal edin. Esas helalleşmesi gerekenler bunlar. Kılıçdaroğlu dedi ya, hani biz dedi helalleşeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemiyle ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminde bütün siyasetlerin içinde olduğu parti. Demokrat Parti mesela CHP'nin içindeydi. Dersim katliamı sırasında, ki bugün ikinci bölümde bu konuyu konuşacağız. Başbakan İnönü değil, Celal Bayar'dı. Yani 36 yılında Celal Bayar başbakan olmuştu. 37-38 yıllarında da Celal Bayar başbakandı. Ve Dersim operasyonları sırasında, orada soykırım yapılırken de Demokrat Parti'nin kurucusu olacak 10 sene sonra Celal Bayar. Hatta 10 sene bile değil, 38'e kadar diyelim, böyle gitti. 46'da kurdular ve seçime girdiler. Ameliyatlı kadın elektrik olmadığı için 4 gün evde mum ışığında yatıyor. Erdoğan da söyledi ya, bizim zamanımıza kadar dedi mum ışığındalardı, gaz lambasıyla dedi oturuyordu insanlar. Yani 2002'ye kadar. İşte hani Mevlam bilir işini, muhallebi yerken kırar dişini diye. Bu kadar enerji santralı var. Türkiye parsellenmiş vaziyette ve küçük bir şehre 4 gün elektrik verecek kabiliyetten yoksun bir yapı oluşturdu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de. Isparta'ya nöbetçi vali atandı. Tepkilerin odağındaki vali korona olunca yerine Ankara'dan geçici vali atandı. Elektrik kesintisi yüzünden günlerce mağdur olan Ispartalı'ya ilginç görev değişikliği yaşandı. Isparta valisi Ömer Seymenoğlu korona olduğu gerekçesiyle kıza alındı. Böylece de ben yapmadım, o yaptı. Vali yaptı yani bunları. Isparta Belediyesi'nde büyük savurganlık. AKP'li başkan kendine 4,5, AFET'e ise 1 milyon lira ayırdı. Hangi şirket bölgeye elektrik veriyor diyor. Vatandaş işçilerden çıkartan faturaları kesintiler yüzünden gözler elektrik dağıtım şirketlerine çevrildi. 13 milyar dolarlık özelleştirme sonrası dağıtımı üstlenen 21 şirkette son durum ne? Bunlar 9. sayfada. Acaba bir günün yaptığı haberin benzerini mi yapmışlar diye merak ediyorum ve bakacağım, size de göstereceğim. Sözcü 9. Evet. İşte Türkiye'nin elektrik dağıtan şirketler diyor. Evet. Bir günün manşete koyduğunu, bunlar da tabii ki ilanları var bunların, içeriye saklamışlar. Yani sonra ilan veremeyiz diye. Şimdi size bu sayfayı gösterirken içeride kaybolmuş bir haberi daha sizlerle paylaşayım. Yozgat Emniyet Müdürü sadece AKP'yi ziyaret etti. Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esentürk, Çayıralan ilçesine gidip sadece AKP ilçe başkanlığı binasını ziyaret etmesi tepki çekti. Evet, askere giderken trafik kazası geçirip hayatını kaybeden gencin cenazesine gitmiş ve orada da vali şeyi ziyaret etmiş. Şimdi diyecek ki, canım ben valiyim, evet tarafsız olmam gerekir ama Cumhurbaşkanı da tarafsız olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben tarafsız olamam dedi ve olmadığını da gösteriyor her gün. Her gün Cumhurbaşkanlığı makamından AKP başkanı olarak herkese salvo. Sadece dün ve bugün dua edin dedi. Dua edenler de yaranamadılar bazıları. Ve direkt Erdoğan gözaltıları dün de başlamıştı. Türkiye'nin sonu Isparta. Bugün Cumhuriyet'in manşeti böyle. AKP'nin ejenji politikaları ülkeyi karanlıkta bırakacak. Çaresizliğin fotoğrafı diyor, simsiyah bir zemin.
Bakan Dönmez, kesintinin yaşandığı mahallelerde incelemede bulunduğu arızanın giderildiğini söyleyen Dönmez, buna karşın açıklamasını kamera ışığında yapmak zorunda kaldı. Dönmez, yolda kalan bir kurtarıcıyı da iterek destek verdi. Bunlar da şov. Evet. Dipten gelen dalga, bunlar motosikletliler. Faturalar, gıda fiyatları ve yüksek kiralar çalışanları isyan ettirdi. Aralarında atanamayan öğretmenlerin, subaylıktan istifa eden üniversite mezunları, doktorlar olan yemek sepeti kuryeleri dün şirketin İstanbul Levent'teki merkezi önünde eylem yaptı. Eylemcilerden Uzay Kunt, "Tek kişi bile kalsam haklarımı almadan bu kapıdan ayrılmayacağım," dedi. Kuryeler sorunlarını Özgen Türk'e anlattı. Evet, Cale ablamız da onları ziyaret etmiş. Evet, Cale Özgen Türk haberleştirmiş. Onun haberi de içeride. Buğday ithalatı zora girebilir. Savaş olasılığı ekmeği vuracak. Biz dışarıdan çok fazla ithalat yapıyoruz. Buğday da onların önemli bir kalemini oluşturuyor. CHP tartışmaya kapıyı kapattı. Toprak siyasi mühendislik dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Bahçeli'nin açıklamalarının siyasi mühendislik olduğunu söyledi. CHP'li Toprak, yapay bir tartışma açtılar. Sanki Erdoğan çok güçlüymüş, önü kesilmeye çalışılıyormuş, havası vermeye çalışıyorlar dedi. Bahçeli'den aba altından sopa, MHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 3 dönem kuruluna ilişkin gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız açıklaması yaptı. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Bahçeli yasal düzenleme çıkışıyla muhalefete 367 krizi göndermesinde bulundu. Kanadoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye rejim yok. Evet, başkanlık var ama o yok. Emekli asker hakimi çok, biri baylokçu, biri ABD kaynağı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'ye yönelik örgütlenme yönelik soruşturmalar arttığı için kumpaslara hedef olan emekli askerlere hakim Ahmet Zeki Üçok, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ilgili iddialarda bulunan Üçok'a göre Dere, FETÖ ile iltisaklı Karaosmanoğlu ile ABD'ye bilgi veriyor dedi. Evet. Müjdat Gezen'i de okuyalım. Bugünkü köşe yazısı, köşe atışı. Bazen yazı yazıyor, bazen böyle kısa yazılar yazıyor. Eskiden buna benzer şeyler Cumhuriyet'te böyle çok kısa şeyler vardı gazetelerde. Benim de birinci sayfalarında. Bugün de şöyle demiş, AKP milletvekillerinin bazıları ekmeğimizle oynuyor. Bırakın yapabildiğiniz kadar biz yapalım komikliği. Biri Almanya'daki enflasyon bizden çok fazla dedi. Biri de benzin kuyrukları için yakıt pahalı değil, otomobil bolluğu var dedi. Yapmayın, biz güldüreceğiz. Sizin işiniz el kaldırmak, o kadar. Evet, Müjdat Gezen tiyatro sanatçılığıyla oraya vurgu yapmış, tiyatro sanatçılığına. Biz güldüreceğiz demiş. Yeni Çağ. Yeni Çağ geldi mi artık? Ha. Yeni Çağ ile devam edelim. Cemiyet, evet. Cemiyet Cumhurbaşkanı'na çağrı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, basın ilan kurumunun bir yıldır bekleyen genel kurul toplanması için Cumhurbaşkanı'na çağrı yaptı. Kuruma atama yapılmadığı için toplanamayan basın ilan kurumunun ilan fiyatlarını belirlemediğine vurgu yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, yerel ve yaygın gazetelerin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Evet, resmi ilanlar da önemli gelir hanelerini oluşturuyorlar. Ayrıca şeye de, yani kendi gazeteleri de ilan alıyorlar ve onlara hiç ilan cezası falan uygulanmıyor. Sadece şeye ilan cezası var. Hükümeti eleştiren gazeteler, Evrensel, Bir Gün,
Yeni yaşama zaten hiç ilan alma şeyinde bile almadılar bugüne kadar. Cumhuriyet onlara ilan kesme cezası veriyor. Basın ilan kurumu Fahrettin Altun'a bağlı. Propaganda bakanı. Yeteneksiz. Ufacık bir çocuk bile ondan daha fazla başarılı iş yaptı değil mi? Sonra pişman olduğunu söyledi ama Erdoğan'ın önünde ve Erdoğan da çok beğendi onu. Eline mikrofonu verdi. Aslında alıp iletişim daire başkanlığına getirseydi keratayı Fahrettin Altun'dan daha fazla. Hatta ona da bir bisiklet alsa çocuk çok mutlu olur. Fahrettin Altun çok pahalıya mal oluyor. Son model Mercedes oluyor. Devletin parasıyla. Sonra onunla da hava atıyor bize. Sonra bakıyorlar ki ulan diyorlar millet aç sefil biz bu arabayla dolaşıyor havası vermeyelim. Bu haberi geri çekelim şeyden. Anadolu Ajansı da haberi geri çekiyor. Mercedes'li haberi. Ama bizim hafızamızda kalıyor tabii bu haberler. AK Parti kurmayından fatura ağır itirafı gelmiş. Suriye ve ekonomi konularda daha önce iktidarla eleştirilerde bulunan AKP'nin ikinci adamı Numan Kurtulmuş, şimdi de enerji faturalarını itirafı geldi. Muhalefetin gördüğünü biz de görüyoruz. İnsanlar kızıyor, söyleniyor. Yükleri ağır, farkındayız demiş. Farkındayız, Gülhane farkındayız. Peki ne yapıyorsunuz? Hiç. Kaçınılmaz bir durumdu diyor. Halkın önceliğinin ekonomi olduğunu vurgulayan AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, zamlar maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı. Ağır bir fatura oldu. Bunun farkındayız ama zorunlu, kaçınılmaz bir durum oldu. İnşallah birkaç ay içerisinde enflasyon geriye doğru gidecek moralini verdi. Nasıl gidecek? İşte içinde bulunduğumuz, yeni geride bıraktığımız 2021 yılında olduğu gibi neyi hedefliyorsanız onun iki katına çıktı. Nitekim gerçek enflasyonda şu anda %114. Biz artık sadece ENAG'a inanıyoruz. Onlar hani para pul için yapmıyorlar bu işi. Bilim insanlığının gereği olarak yapıyorlar. Yani bedava doktorluk yapan hekimlerimiz gibi. Devam ediyorum habere. Ukrayna krizi ekmek ve gıdayı vurabilir. Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar söylemiş. Yanında da Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken var. Böyle bir şey gibi değil mi? Adı soyadı Bendevi Başkan'ın bir masal devi gibi. Zaten cütsesi itibariyle de öyle. Esnaftan hükümete ultimatom gibi çağrı diyor. Başkan Palandöken, sorunlarımızı kangren olmadan çözün. Devlet bugünlerde lazım. Bizleri zor günlerde görmediler ki sonrasından tekrar ayağa kaldırmak için efor sarf etmesinler demiş. Bugün görmezlerse. F-16 uçakları Ermeni, Yahudi ve Rum lobilerinin kıskacında. ABD sıcak bakıyor, Kongre'de baskı var. 4 kişilik bir aile için 3809 lira ile doyarmış iktidar ve yakın memur sen açlık sınırını 3800 lira olarak açıkladı. Buna göre 4253 lira asgari ücret alan 4 kişilik aile sağlıklı dengeli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcamasını yaptıktan sonra tasarruf da edebiliyor. Yoğun bakımdakilerin %88'i aşısız. İşte bunları söyleyin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söylemiş, ele aldıkları İstanbul'da son durum ele aldıkları İstanbul'da günlük vaka sayısı 40 binden 20 binin altına indiğini belirterek İstanbul'da yoğun bakım hastalarının %90'ı 60 yaş üzeri, %88'i aşısız veya aşı eksiği olanlar açıklamasını yaptı. Günlük vaka sayısı 87 bin olarak vermiş. Bu da 111 bine çıkmışken buralara gelmesi iyi bir haber olarak okunabilir. Şimdi Hürriyet'e geçiyorum. Hürriyet'le ilgili olarak eski Kanal Türk'ün
haber müdürüydü Adnan Bulut. Ahmet Hakan'la ilgili olarak KRT televizyonda açıklamalar yaptı sevgili izleyiciler. Dedi ki Ahmet dedi Naylon Ahmet'tir onun adı dedi bundan sonra. Nedeni de kendine ait bir şirket varmış, PR şirketi ve belediyelerden kardeşiyle ortak ihaleler almış. Ahmet de demiş ki bunu ispat etmezsen şerefsizsin. O da Adnan da ispat etmiş bunları ve suç duyurusunda bulunan Ahmet'in bu başvurusu savcılık tarafından geri çevrildi dün. Gazetelerde yansımıyor. Bizimkiler aslında bunu ilgilenmeliler ama bulamamışlar. Ben size buradan söylemiş olayım bunu. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in sürmanşetinde spor haberi var. Fenerbahçe liderden 20 puan geride. Galatasaray 29 puan geride. Beşiktaş da 20 puan geride. İlk kez 3'ü birden diz çöktü. Süper Lig'de tarihi bir sezon yaşanıyor. 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana ilk kez 3 büyüklerin tamamı henüz 26. haftada zirveden bu kadar uzak kaldı. İstatistiklere göre diğer sezonların tamamında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın en az biri şampiyonluk kovalıyordu demiş. Zaten araya bir Bursaspor girdi, bir de Başakşehir girdi. Onun dışında hep bu 3 takım arasında şampiyonluklar paylaşıldı. O taştaki Osmanlı izi. İşte bu haberler yani. Elektrik zammı mı var? Ne gerek var? Siz kraliçenin tacındaki Osmanlı izine bakın. Osmanlı. Oraya taç. Kraliçe 2. Elizabeth kendisinden sonra oğlu Prens Charles'ın tahta çıktığında eşi Camilla'nın da kraliçe ilan edilmesini istedi. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Prens Charles taç giyme töreninde Camilla'ya özel bir taç takacak. Bu tacın üzerinde 1856 Kırım Savaşı sırasında İngilizlerin desteğine teşekkür olarak Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in Kraliçe Victoria'ya hediye ettiği 17 karatlık bir elmas da bulunuyor. Evet, taçta aslında en büyük elmas da o değil. Onun üzerinde daha büyük bir elmas var. Ama ekmek alamayanlar, elektrik faturalarını ödeyemeyenler, işsiz kalanlar Hürriyet'in bu haberiyle mutlu olabilirler. Tabii Hürriyet alıyorlarsa. Manşette ise işte yeni nafaka planı. Süre sınırı geliyor. Nafakayı yeniden düzenleyen taslak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın masasında. Nafakaya süre sınırı getirecek düzenleme halen ödenen nafakaları da olumsuz etkileyecek. Zaten hani kadına olan düşmanlıklarını her vesileyle dile getiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü için bile kadına şiddet günü diye telaffuz ederek alt beyni üste çıkartan parti başkanları var. Tekne hayatımı bitirdin. Voleybolcu Belgin Azak İstanbul Rumeli Kavağı'nda yüzerken tekneyle kendisine çarparak bileğini parçalanmasına neden olan Seyhan Yılmaz'a 15 bin liralık tazminat davası açtı. Azak alkollü halde tekne süren Yılmaz yüzünden spor kariyerinin sona erdiğini belirtti ve bunun tazminini istedi. Evet, Masumlar Apartmanı Yusuf Gerede Caddesi üzerindeki apartman 1940'ta inşa edildi. Bu da güzel bir haber. Ve elektrik kelimesi burada var en altta İbrahim Kalın. Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın epey zamandır ortada yoktu. Yüksek rakamlara ulaşan elektrik faturaları için yeni adımlar atılacağını söyledi. Nasıl adımlar atılacağı henüz bilinmiyor ama bulunacak herhalde. Evet, cinayette 5 dakika iddiası avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan olayın
racon yüzünden çıktığı iddia edildi. Mafya cinayetleri. Şimdi gazete pencereye de bakalım. Evet, ekrana gelsin, ben buradan okurum. Evet. Evet, gazete pencerenin gazete pencere ya, orada görüyorum, tamam şimdi şöyle. Hekimler isyan etmesin de kimler etsin? Onu manşete çıkartmış bugün gazete pencere. Türk Tabipler Birliği'nden hastalara da dayanışma çağrısı yaptı. Eğer acil durumunuz yoksa bugün hastanelere gelmeyin ve bize destek olun dedi. Mor zeminli haber, OECD'nin ortalamasını yükselttik. Nasıl yükseltmişiz? İktidar sözcüleri yüksek enflasyonu savunurken sorun sadece Türkiye'de değil, bütün dünya enflasyonda mücadele ediyor argümanını kullanıyordu. Ancak Türkiye enflasyonda o kadar yüksek ki içinde bulunduğu kuruluşların da ortalamasını yükseltiyor. 38 üyeli OECD'nin %6.6 olarak açıklanan ortalama enflasyonu %1'i Türkiye'den geldi. Açıklamada Türkiye dışında bırakıldığında %5.6'ya düşen oran kabul edilebilir diye nitelendirildi. Bu şekilde açıklama yapılmış. Ve tam çiftlik başlığı var. AKP'nin yönetiminde olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor gibi gösterilip yurt dışı eğitim bursundan faydalandırılan 34 kişiye toplam 61 milyon 500 bin lira para ödendiği tespit edildi. Bu kişiler arasında AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan da var. AK Parti'nin internet sitesine göre İlhan 2005-2015 yılları arasında yurt dışındaydı. Oysa İlhan'ın 2007 yılında Kiptaş'ta işe başladığı, 2008 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bursuyla yurt dışına gittiği belirtiliyor. Hem de AKP'nin sitesinde. Evet, bunlar ayakları birbirine dolaşmış vaziyette. Birbirine bağlı ayakkabı giyiyorlar. Merkez Bankası kesenin ağzını açtı. Bu da yine mor zeminli haber. Merkez Bankası BOTAŞ'a döviz satışından yeni bir rekora imza attı. BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz sattırdı. 2021'in tamamında BOTAŞ'a yapılan döviz satışı 6.1 milyar dolar olmuştu. 6 milyar dolar. Evet, elektrikte sorun, özelleştirme diyoruz ve birinci bölümü noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi kısa bir ara, saat başında bugün konuğumuz Mehmet Güzel, çok değerli bir kitapla ve tarihi bir karanlığı aydınlatma yolunda yaptığı çalışmalarla bizimle birlikte olacak. Saat 9'da karşınızdayız.